Her şey çok net olsun. Diyorum ki belki de hayatı yavaşlatmanın yolu hayatı netleştirmekten geçiyor. Hayata olan bakış açımızı netleştirmekten geçiyor. Benim hayatı netleştirmekten anladığım hayatı basitleştirmek. Kendi deneyimimi size anlatıyorum. Ancak bu deneyimden kendiniz bir şekilde beslenmelisiniz diye düşünüyorum. Dolayısıyla her şey çok net olsun ve her şeyin çok net olması için ben bir kendimce bir 7 adımdan ilerledim. Bu adımlara da hayatımda ihtiyacım vardı çünkü kaosun ortasındaydım. 1. Yalan söylemeyi bıraktım. Eskiden yalan söylüyordum. İşte iş almak için yalan söylerdik, müşteriyi idare etmek için yalan söylerdim. İşte hayatımda sahip olduğum şeyleri daha iyi göstermek için yalan söylerdim. İkincisi, hayır demeyi öğrendim. Eskiden evetçiydim ben. Evet abi, tamam abi, hallederiz abi, bilmem. Ve bu evet hayatını yaşamak çok zor bir hayat. Sürekli bir keşmekeşin içine sürükleniyorsun. Çünkü hiç kimseyi kırmıyorsun, hiç kimseye hayır demiyorsun. Direkt devam ediyorsun. Size üçüncü maddeden bahsetmeden önce sizden bir şey rica edeceğim. Herkes sağ elini kaldırabilir mi? Göremiyorum ama ha. Herkes sağ elini kaldırabilir. Şimdi biraz daha yukarı kaldır. Biraz daha yukarı kaldır. Şimdi kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Okey. Neden kimse ayağa kalkmadı? Düşünce sistemimi değiştirdim. Şimdi kendi ezberimizi bozmamız gerektiğini düşünüyorum hayatta. Ve bana da bu testi yaptıklarında sizin aranızda da en az 30-40 kişinin aklından geçen benim de aklımdan geçmişti. Ayağa kalkmam lazım. Ama maalesef bize hayatımızın her yerinde öğrenilmiş bir çaresizlik veriyorlar. O gün bana da bu testi yaptılar. Kalkmak istedim, siyah koyun olmak istedim ama olamadım. Sonra hayatımın ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar kısa bir zamanım olduğunu gördüm. Ve siyah koyun olmayı seçtim. Kaderimi kendim yazmayı seçtim. 4. Disiplinli yaşamayı öğrendim. 5. İktisat yapmaya başladım. Genç insanlara bakıyorum. 3 kuruş para kazanıyorlar. Maalesef böyle durum. Ve üzülüyorum da bu duruma ama böyle inanılmaz çalgılı çengili düğünler, muazzam paralar harcıyorlar o düğünlere. Evlerinde yok yok. Bizim evimizde 5 sene önce aldığımız LED var. 3D, curved, bilmem ne bok bir şey. Bir sürü şeyler var evlerinde. Şimdi niye ihtiyacım var ki? Evdeki televizyon yetmiyor mu diyorum ben. Ama onların evinde yok yok böyle ve hayatlarında o evlilik hayatlarının en mutlu olmaları gerektiği ilk 5 senesinde sırf borç halindeler. Hiç borçta netlik olur mu ya hayat? Yani hiç borç yüküyle yaşanır mı diyorum. Böyle bir kaos sıkıntılı değil mi diyorum. 6. Şehir hayatı bizi bence yaratıcı insanların hayal gücünü öldürüyor. Bence şehir hayatı çalışkan insanları tembelleştiriyor. Bence tutarlı insanları dağıtıyor. Ve 7. Ki bence hepsinden önemlisi kitap okumaya başladım. Benim babam kitap hastasıydı, çok okuyordu. Ve bizim başkalarının evinde vitrinlerde süs eşyaları varken bizimkinde vitrinde sırf kitap doluydu. Şunu yapıyoruz artık. Her gün eşimle 1-1,5 saat evde kitap okuyoruz. Televizyonda Survivor mı izleyelim yani? Kitap okuyoruz. Belki de bu sözün altında her şey çok net olsunun altında ulvi bir anlam aramam gerektiğini fark ettim. Sizin de hayatınızda umarım her şey çok net olur. Harikasınız hepiniz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.